Herkese selamlar, saygılar dostlar. Valla Lady o kadar yaramaz ki, 6 tane yavrusu vardı Lady'nin. Şu anda 8 tane yavrusu var. Bu nasıl oldu? Yaramaz gidiyor, öksüzün yavrularını ağzına alıyor, getiriyor, kendi yavrusunun içine katıyor. Böyle bir şey yok. İnanılmaz. Yine Lady yaptı yapacağını. 6 yavruyken birdenbire 8 yavru oldu. İnşallah yaşarlar. Şu an gayet sağlıklılar, iyiler. Fırtına olmuştu arkadaşlar. Ortalık kastı, kavurdu. Çok büyük. Gerçekten anlatamam yani. Ortalık yıkılmıştı. Şimdi bunları burada bırakalım. Şöyle bir dışarı bakalım. Bu arada size hani hiç tatlı olmayan, canımızı sıkan bir haberimiz var. Dayı sebebini bilmediğimiz, yaşlılıktan olması lazım, yattığı, uyuduğu yerde maalesef ölmüş arkadaşlar. Dayıyı kaybettik. 13 yaşını geçmişti dayı. Burada da son günlerinde de gerçekten dayıya iyi baktık. Burayı da korudu, kolladı. Ama diyorum ya, bazen insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da ani ölümler olabiliyor. Maalesef dayı artık yok. Yeni yavrular var. Onları büyüteceğiz. Buraya sırtlancı, işte buranın koruyucusu olacak. Pamuk arkadaşlar abimin çiftliğine gitti. Çünkü kızana gelmişti. Çiftleşti. Bir 10 gün sonra falan buradaki yerini alacak. Öksüz orada, vallahi bakmadım, çok az yavrusu kaldı öksüzün. Onu söylemek istiyorum. Şu yağmurdan da korunarak gidelim çok. Öksüzü de gece kapatmıştım. Bu arada şeyi göstereyim. Yani şu an her taraf hala deli gibi yağmur yağıyor. Üst taraf çatı uçmuştu. O çatıyı idarelik gittim aldım, onu yaptım. Tüm hayvanlarımızı kapattık. Hepsi durumu iyi. Yemlerini verdim, sularını verdim, yeşillik verdim, vitaminlerini verdim. Şu an yumurtalarını topladım. Köpeklerin buradan yiyecekleri bir el arabası dolusu ekmek, vitamin, kepek şeklinde arkadaşlar. Şuraya girelim ya. Çok yağmur yağıyor. Onları yaptık. Of. Beçlere yine bir kazan dolusu 20 kilo civarında nedir bu, yine aynı şekilde köpekli vitaminle yemeklerini yaptık. Orada var, burada var. Yumurtlayacakları günü bekliyoruz. Dedim ya, yani şöyle bir baktım. Çiftlikte uzun süredir bizimle olan çok hayvanımız var. Kaybettiğimiz hayvan sayısı yok denecek kadar az. Şükürler olsun. Nazarlar, Allah nazarlardan korusun. Bazen işte köpeklerden, bazen farklı bir şekilde kendiliğinden olabilecek ölümler olabiliyor. Ama onun dışında gayet her şey istediğim gibi gidiyor arkadaşlar. Dayıya üzüldüm. Dayıyı da arkadaşlar size göstermek istemiyorum. Yani artık YouTube'da ölmüş hayvanları dahi bunun gibi hiçbir şey göstermeyeceğim. Çünkü bunlar şikayetlere maruz kalıyor vesairesi oluyor. Ama maalesef kaybettik işin sonunda. Dayıyı da gömdük. 3 gün önce cevizlerimizi dikmiştik. Cevizlerimizi işte bu yağmurla birlikte tutar inşallah. Her şey yolunda arkadaşlar. Beşlerin yumurtlamasını bekliyorum ben de. Onlar yumurtladığında daha mutlu olacağım. Çok diyecek de bir şey yok. Bu hafta da böyle geçti gidiyor. Herkese selamlar, saygılar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her zamanki gibi videolarımız depremzede kardeşlerimiz için.
yakın zamanda zaten YouTube'dan kanatlar alemine yatacak olan. Yani çok fazla olmasa da ilk ay 378 lira ama 400'e tamamlar. Onu hemen hangi kuruma olduğunu da bu hafta sizlerle paylaşacağım. Oradan vereceğimiz yanıt önemli. Bakalım ne çıkacak? Ahbap mı? Afat mı? Kızılay mı? Bunları bir bakacağız. İnsanların hangi kuruma daha çok güvendiğini ben de görmüş, öğrenmiş olacağız. Test edeceğiz, kanıtlayacağız. Ona göre yardımlarımızı her ayın 26'sında arkadaşlar yatıracağız. Hem makbuzunu hem de kısa bir videosunu sizlerle paylaşacağım. Hiç paylaşmasam da güvendiğinizi biliyorum ama benim aklımda hiçbir soru işareti kalmasın. Başkalarının, bizi tanımayan insanların aklımlarında soru işareti kalmasın. Bizim için önemli olan bu. Önemli olan iyilik yapabilmek. Bu dünyayı da güzel bir şekilde, güzel bir şeyler yaparak tamamlamak arkadaşlar. Hepinize selametle kalmanızı, güzel bir hafta, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Vallahi dayıya da üzüldüm. Ondan dolayı çok ne diyeceğimi de bilmiyorum. Öyle bir şeyler söyledik işte. İdare edin. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.